Selamlar. Better Call Saul'un yeni sezonu başladı. Artık bu videoyu da yapma zamanı geldi de geçiyordu bile. O yüzden dedim ki yapayım. Ne yapayım? Better Call Saul'u artık bir konuşalım. Better Call Saul aslında benim ta Breaking Bad'i canlı takip ettiğim dönemde bittikten sonra başladığında da hemen izlediğim bir diziydi. Yeni sezonu yani 6. sezonu da geçen hafta başladı. O gelmeden önce de bir tur daha izledim. Herhalde yakın dönemde İki, iki tur izlediğim sanırım bir Fleabag vardı. Fleabag'dan sonra bu da ikinci dizi oldu. Hadi Fleabag kısa yani onu çok şey yapmıyorum ama e, gerçekten Better Call Saul'u 5 sezonlu, 5x10, 50 bölümünü tekrar izlemek inanılmaz zevkliydi. Çok hoşuma gitti. Yıllar önce izlediğimden daha farklı şeyler gördüm, daha farklı şeyler düşündüm. Bu videoda da biraz bahsedeceğim ama tabii şunu söyleyeyim videoya girmeden önce bir spoilersız girelim. Bizi izlemeyenler var eminim. Breaking Bad'den sonra önyargılı olanlar. Bir iki bölüm bakıp sıkılmış olanlar. Hiç haberi olmayanlar. Ya Breaking Bad çok kral diziydi abi. Buna giremeyiz. Artık o bizim için başka. Better Call Saul neymiş öyle. Avukat mı izleyeceğiz falan. Avukatlık draması mı izleyeceğim bu saatten sonra diyenler olabilir. O yüzden bu kısmı onlara özel olarak spoilersız olarak bir yapacağım. Bir 5 dakika kadar. Artık burada hani ikna olursanız gider izlersiniz. İkna olmazsanız yapacak bir şey yok. Daha sonrasında da spoiler olarak diziyi biraz da konuşacağım derinlemesine. Detaylarına ineceğim, diyeceğiz e, bakalım. Şimdi spoilersız olarak bu dizi neden iyi, neden farklı bir kere Breaking Bad'den? Çünkü Breaking Bad ile konuşulmasının ana nedeni tabii ki yapımcısının, yaratıcısının aynı olması. Vince Gilligan hatta Peter Gould da e, ilk e, Breaking Bad'in de bir parçasıydı. Orada daha böyle story editor daha böyle e, sonradan senaryonun parçası olan biriyken burada artık Better Call Saul'da ikisi de daha işte yaratıcı, showrunner. Rory ile bu diziyi sahipleniyorlar. Hatta Vince Gilligan'a dönersek Vince Gilligan e, belki de ta X-Files döneminden bilenler vardır aranızda. X-Files benim tabii 2000'lerin başında daha benim lise yıllarımda çok sevdiğim bir diziydi. E, bayağı da hayatıma katkısı olmuştur kendisinin. O dönem Vince Gilligan X-Files'da aslında çok iyi işler çıkartıyordu ama o dizi biraz daha böyle sürprize dayanan, komplolara dayanan, seyirciyi şaşırtmaya oynayan, fazla böyle görsel anlatımıyla, diyalogsal gücüyle falan çok öne çıkan bir dizi değildi. Karakterleri işte cliffhangerlarıyla vesaire seyirci ama yakalıyordu. Beni de çok etkilemişti o dönemde. Daha sonra zaten dizi çok sonlara doğru bayağı da düştü. Hatta o dönemde Long Island diye bir tane ayrı bir spin-off yapmayı da denemişlerdi. Güzeldi. Long Island'ın böyle X-Files'in içinde bir komploları çözen böyle bir geek bir ekipti. O ekibin 13 bölümlük bir serisini yapmışlardı ama hiç tutmadı. Onu iptal ettiler. O dönem bir spin-off dünyalarına girmiştim Miss Sonra Breaking Bad'de zaten işler çok değişti. Ki Breaking Bad da aslında Better Call Saul'a göre özellikle Better Call Saul izledikten sonra şunu fark ettim ki daha fantastik bir hikaye. Yine daha ...kahramanlık e, hatta daha bir intikamı, seyircinin gözünde intikamı körükleyen bir hikaye. Aslında asla alamayacağımız kişi yine orada var. Neden asla alamayacağız? Çünkü e, gerçekten orada anlatan hikayenin fantastikliğini daha ilk girişinden size veriyor. Yani klasik bir e, kimya öğretmeninin gidip de bir anda uyuşturucu baronu olması... ...gerçek dünyada olabilecek olma ihtimali ultra düşük şeylerden biri. Hani bunu şey için söylemiyorum gerçekçilik değil falan derdim o değil. Derdim şu... Bu dizi daha fantastik bir yerde duruyordu. Yani Walter White karakterinin artık bir noktada çizgileri kalmıyordu, insanları öldürüyordu, yoldan çıkıyordu, çevresine zarar veriyordu vesaire vesaire. Better Call Saul ise hiç bu fantastik kafalarda değil. Daha sakin, daha e, Amerikan'ın o boktan sistemine dünyasına, adalet dünyasına özellikle daha içinde, daha Oradaki gerçek dünyaya aktararak oradaki sorunları hem görsellikle hem de diyaloglarla çok iyi anlatarak bize aktarıyor. O yüzden hani Better Call Saul'a girip Breaking Bad bulamayacaksınız. Onu baştan söyleyeyim. Hani bunu bekliyorsanız zaten burada kapatıp gidebilirsiniz. Ama yok ben gerçekten karakterleri güçlü, draması kuvvetli, diyalog kuvvetli, görsel anlatımı kuvvetli, aksiyonsuz sizi heyecanlandıracak bir dizi arıyorsanız ben böyle bir dizi arıyorum diyorsanız yani şunu söyleyeyim gerçekten herhalde içinde aksiyon olmadan sizi yani fiziksel aksiyon olmadan sizi grafik aksiyon olmadan daha doğrusu sizi heyecanlandıracak dizi son dönemde çok gelmiyor. Mesela Handmaid's Tale aklıma geliyor onun o gergin ortamı inanılmaz karanlık ortamı içerisinde yani seyirci gerim geren gerim gerim geren bir işti. Yine Fleabag aslında komedi dizisi olmasına rağmen karakterin yaptığı her şeyin Sonucunu bize merak ettirirken inanılmaz yine heyecanlandırıp güldürürken de böyle gelen bir diziydi. Better Call da öyle. Yani bunu bekliyorsanız bunu bulacaksınız. Ama yok ben daha aksiyon işte böyle Walter White gitsin böyle yerlere kimyasal ürün çakıp işte koyup patlatsın öbürünün üstüne araba vursun. Çat çekip vursunlar Mike kavga etsin falan. Yok öyle bir şey yok. Ama işin iki tarafı var yine Better Call Saul'da tabii ki. Gas Fringe ve diğer işte Carter'in uyuşturucu dünyası ki onların da aslında daha da içine girip onların arasına giren kişilerin neden orada olduğu, onların yaşadıkları zorluklar onların gergin hayatı falan oraya girerken diğer tarafta da klasik bir Amerikan sistemi içinde var olmaya çalışırken e, tırnak içerisinde beni sizler delirttiniz e, diyen karakterlerin hikayelerini izliyoruz böyle bir fark var. Diğer taraftan görsel anlatım bence Better Call çok daha iyi. Bunu bunda çok netim açıkçası. Yani Breaking Bad'i yakın dönemde tekrar izlemedim ama zamanında izlediğim ve tekrar kliplerine baktıktan sonra hatırladım. Evet yani Vince Gilligan ve Peter Gould hem hikaye anlatım olarak hem görsellik olarak da Better Call Saul'da bir sınıf daha atlamışlar. Orada yaptıkları ya da yapmak isteyip yapamadıklarını, yaptıkları hataları değiştirip yapmak isteyip yapamadıklarını ekleyip ortaya görselliğiyle de çok iyi bir iş çıkarmışlar. Çünkü görsel anlatım şundan da diyorum yani her bir objenin, her bir aracının bakın orada olan, sahnede olan ...bir karakterin edindiği, attığı, fırlattığı... ...mesela bu Breaking Bad'de de çok vardı. Ama Breaking Bad'de bazıları gerçekten ciddi bir hikaye anlatımına hizmet etmiyordu. Daha böyle meme olarak hayatımıza girmişlerdi ama. Meşhur pizza mesela. Ama bu tarafa baktığımızda... ...gerçekten her objenin daha mantıklı bir konumu var. Hikayeye bir katkısı var bu objelerin insanlar ilişkileri çok önemli. Bunlara çok e, dikkat etmişler bu dizide Burada hikaye anlatımı çok güçlendiriyor. O yüzden de ekstra hoşuma gidiyor e, Better Call Saul Breaking Bad'e göre. Ve bence en önemlisi de e, Breaking Bad'de Walter White ve işte Jesse karakteri ve diğer işte Gus Fringe karakteri, Salamanca vesairene öne çıkan 3-5 karakter dışında yan karakterlerin dizide izi çok kalmıyordu. Evet, hatırlıyoruzdur birçoğunu ama hikayeye katkı olarak o kendi karakter döngülerini tamamlamak olarak çok kuvvetli değillerdi. Burada ise tam tersi. Her karakterin neredeyse Jimmy McGill karakteri kadar, Kim kadar, işte Chuck kadar, Howard kadar etkisi var diziye ve hepsinin de hikayesi bir şekilde devam ediyor ve tamamlanıyor. Hatta son sezonda da tamamlanacak. Yani evet özetle ben iyi bir drama dizisi istiyorum. Hani özel Türk dizine çok konuşuyoruz ya biz böyle diyaloglarla karakter draması niye yaratamıyoruz diye. İşte diyaloglarla karakter draması ne kadar güçlü yaratılır bunu görsek nasıl bütünleştiririz. Bunu görmek istiyorum, bunu merak ediyorum diyorsanız bu dizi bu. Ben hani mesela Türkiye'de bir senarist olsam bu dizinin yöntemlerinin kesinlikle örnek almaya çalışırım. Yani çakarım demeyeceğim tabii de yani örnek alırım ve bize uyarlamaya çalışırım. Yani diziden bahsetmiyorum, kullandığı yöntemlerden bahsediyorum. Eğer bunları merak ediyorsanız bu dizi sizi çok heyecanlandıracak ve spoilersız olarak buraya kadar anlattığım e, bölümle yani bir daha düşünün kafanızda bakalım hani ulan tamam ya bir diziye bir şans vereyim diyorsanız şimdi kapatıp gidip izleyebilirsiniz. Şimdi bundan sonrası spoilerlı kısım e, artık burada e, dizinin her yerine gireceğim çıkacağım çok uzatmamaya çalışacağım ama söz veremiyorum. Biliyorsunuz benim çenem düştü mü de anlattıkça anlatıyorum videoda. Bitmek bilmiyor. En son NBA Playoff'lar videosunu bir saatte paketleyeceğiz dedik. iki buçuk saat sürdü. neyse bu iki buçuk saat sürmeyecek ama korkmayın deyip spoiler'ı kısma geçiyorum. Son kez uyarım. Bundan sonra diziyle ilgili spoiler alacaksınız. Geçiyorum. Evet. Better Call Saul neden çok iyi bir dizi? Hatta benim için belki de 2010'ların en iyi 3 dizisinden biri. Diğer ikisini hadi sona bırakayım. Uşağ unutmam. Sonda sayacağım. Karakterlerden başlayalım. Jimmy McGill karakteri. Aslında sol karakterini, sol Goodman karakterini Breaking Bad'de görüp o adını da orada bir kez duyuyorduk. Walter White'la tanıştıkları sahnede "Aslında benim adım Jimmy McGill" diye bahsediyordu ama dikkat etmeyen birçok seyircinin ya da unutmuş birçok seyircinin aklında kalmamış olabilir ki ben bile unutmuştum yani. Sonra bakınca hatırladım. Jim McGill karakteri ve aslında ilk dizinin başlangıcında Chuck McGill karakteri, abisi. Dizinin ana oda. Aslında dizi bu karakterler üzerinden bize özellikle de yine Amerika'nın, hani hep şunu da konuşuyoruz ya filmlerde, yani vahşi batıdan Amerika'nın bugünle değişen tek şey herhalde, görüntü, teknoloji, tarihsel değişimler, işte günümüzün artık teknolojiye bağlı yaşamsal değişiklikleri falan. Yoksa onun dışında gerçekten vahşi batı hayatını korumayı tercih eden bir ülke var önümüzde ve Amerika'nın bu vahşi batı ortamını Albuquerque'de hala nasıl yaşattığını da bu dizi karaktere üzerinden çok iyi veriyor. Çünkü bu dizinin ana oda özellikle de Chuck ve Jimmy üzerinden kontrol. Neden kontrol? Hani sınıf çatışmasını hep konuşuyoruz. Üstte olmak, altta olmak, fakir olmak, zengin olmak. Bunun kavgası bugünün bütün dizileri, filmleri özellikle de dünyada bu sınıfsal farklılıklar açıldıkça daha çok tartışılan, daha çok konuşulan konular. İşte en son hatta aşı konusunda tekrar yaşadık. Yani Afrika ülkeleri ve dünyanın başka fakir ülkeleri aşıya hala ulaşamamış ülkeler var. Ulaşanlara çok az ulaştılar. Ve bunları tabii ki belli bir sınıfın üstü zaten haberi bile olmuyor. En tepedekinin umunda bile olmuyor ve bu fark devamlı açılıyor. Şimdi burada da işte bu iki karakter üzerinden klasik bir sınıfsal kavga anlatmak yerine aslında bu konunun nedenlerini biraz daha en temel inip anlatmaya çalışıyor. Ve burada benim en temelde yakaladığım şey şu oldu. Kontrol. Demin de söylediğim gibi. Yani Çakın Jimmy üzerindeki asıl amacı hatta işte e, HHM'in diğer bütün şirketler üzerinde kendi çalışanları üzerindeki amacı. Diğer karakterlerin onlara teba olan, onlara bağlı olan karakterler üzerindeki amacı kontrol. Yani buradan besleniyor bu karakterler. Bu yapıdan, o vahşi batıdan beri gelen işte kontrol edelim, sömürelim, kölelik yaptırtalım, onların kaynaklarını kullanalım ama onlara çok bir para vermeyelim. Nedir bu kaynaklar işte işçi emeği, parası, toprağı, hayvanı, gücü, fiziksel gücü vesaire. Bunların hepsini kullanalım. Ama onun hakkını vermeyelim. Burada da Chuck ve Jimmy üzerinden başlıyoruz bu konuya ve aslında bunu da buradaki aracıyı da çok iyi bir yerden yakalıyor hukuk. Yani bugün baktığınızda aslında herkesin eşit olduğu ve bedava olması gerekirken bugün çok ticari bir ara gelmiş. Ya yani şey hukuk, adalet ve onun yarattığı sistem. Yani bugün sizin başınıza bir şey geldiğinde ister istemez her şey gelebilir başınıza. Yani siz suç işlemeseniz de başınıza bir şey gelebilir. Hele Amerika'da bunun ihtimal daha da yüksek. Ve bu o kadar ticari olmuş durumda ki siz bu durumdan kurtulmak isterseniz paranız olması lazım. İşte bu aracı kullanıyor. Aslında burada paranızın olmasından da çok hukukun ne kadar kontrole bağlı olduğu, bunu büyük şirketlerin nasıl bir itibar meselesi haline getirdiğini özellikle işte bunu Howard ve Chuck üzerinden de görüyoruz çünkü Jimmy aslında çok basit bir şekilde burada kendisi de bir suçlu olduğu için zamanında kendisi de hatalar yaptığı için ki burada hemen bir parantez açayım dizi, dizi dengeyi çok iyi bir yerde tutuyor yani suçlu olurken yüz kızartıcı suçlara girmiyor belli bir çizgiyi koruyor yani burada seyircinin ulan artık bunu da burada da hani biz bağ kuramayız dedirteceği bir yere girmiyor o yüzden rahat olun bu da dizinin başarısı. Geri dönüyorum. Jimmy karakteri zaten yaptığı hatalardan dolayı ikinci bir şans arayan bir karakter. Ve bunu da abisini örnek alarak yapıyor aslında. Onun gibi avukat olmak istiyor. Onun gibi hata yapanları kurtarmak istiyor. Çünkü abisi de bir şekilde onu kurtarıyor. Ama sonra anlıyoruz ki abisi de onu kurtarma nedeni. Aslında onun avukat olması bilinen zaten bir şey olamayacağına inandırdığı için ve ailesinin geçmişinden dolayı ailesi onu daha çok sevdiği için çok da bayılmadığından onu aslında tutmak, kontrol etmek, kendisine yakın tutup onu kullanmak olarak amaçladığını sonradan anlıyoruz. Ama Jimmy öyle bir karakter değil. Jimmy düzeltmek istiyor. İşte düzeltmek de diğer ikinci önemli konulardan biri bu dizide. Ona da birazdan geleceğim. Düzeltmek istiyor kendisini ve çevresinde benzer sorunları yaşayanları ve abisini örnek alarak avukat oluyor. Ve sonra zaten sıkıntı burada başlıyor. İşte Çakla aralarında işte Çakın benim yıllarca emek verdiğim ve işte milyonlarca dolar kazandığım insanları kontrol ettiğim bir alana sen iki günde gelemezsin, çalışamazsın. Dandik bir diplomayla olmaz. işte zekasını or görme falan derken aslında yine bu sistem içerisinde altta kalma baskısını baskılamasını daha doğrusu yapmaya başlıyor ve Jimmy karakteri de işte bu noktadan sonra özellikle Çakın işte bu belki de yine spoiler vereyim burada. Çak'ın intiharından sonra işler iyice sarpa sarıyor. Onun için artık iyice ne diyeyim? çizgiden yoldan çıkma süreci başlıyor Jimmy için. Düzeltmek dedik. Diğer tarafta da düzeltme konusu var. burada da işin içine kim giriyor? Şimdi Çak Jimmy McGill ve Chuck Çak ve Howard karakterinin ilişkisinin yanında bir de Jimmy ve kim Yakıştır ilişkisi var. Kim bu dizinin en zaten başka da güçlü, yani kadın karakter evet bir de Mike'ın gelini var ama o çok güçlü bir karakter dizin dizin içerisinde. Ara ara fena kararları olmuyor diziye dahil olup çıkıp dahil olup çıkıyor Mike üzerinden ama Kim bu dizinin herhalde tek e, sürükleyen en güçlü kadın karakteri. Birden fazla kadın karakter bence bu dizi kaldırırmış. Belki de bir eksikliğini oradan sayabilirim. Ama Jimmy ile kime dönersek onların arasında da bir düzeltme durumu var. Burada da dizi demin bahsettiğim gibi çok e, güçlü bir görsel anlatımdan geliyor diye. Şuna dikkat etmeniz lazım. Yani tabii şundan bahsetmiyorum. O arkada bir tablo var abi işte bak o tablo eliminat falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Ama dizide olan her objenin her olayın bir anlamı var. İşte daha dizi başlarken tekmelenmiş bir çöp kutusu görüyoruz. Jimmy ona bakıyor. Sonra birkaç saniye sonra kim geliyor o çöp kutusunu kaldırıyor, toparlıyor. Hani bunu şey gibi yapmıyor mu işte her erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Onun arkasında hayır. Aksine düzeltmek, toparlamak. Çünkü bunu ilerledikçe anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Kimin geçmişine gittiğimiz bir bölüm var. Çok kısa görüyoruz bu kısmı. Annesi ve onun ilişkisi annesi belli ki bir alkolik. Ve kızını okuldan almayı bile unutmuş, unutmuş, unutacak seviyede bir insan ve kimin onun ilişkisinde çok kötü olduğunu çok basit bir sahneden anlıyoruz. Belli ki orada elinden bir şey gelmemiş, annesini kurtaracak, annesini düzeltecek, onun ilişkisini toparlayacak bir şey. Yapamamış bunun pişmanlığı var bunu zaten Jimmy'yi savunmaya geçtiği bölümlerde de görüyoruz yani Jimmy'nin yoldan çıktığı anlarda işte Chuck'ı inanılmaz bir şekilde zor durumda bıraktığı onu e, hataya sürüklediği bir e, üçkağıtçılığı var ve bunu bile bile daha sonra tahmin ede de savunmaya bile geçiyor Kim karakteri çünkü Chuck'ın onun e, hakkını çaldığını düşünüyor. Neyse oraya da birazdan gireceğim tekrar geri dönüyorum. İşte Kim'in artık Jimmy'yi de düzeltme yoluna girmesinin dizin içerisindeki bu çok büyük etkenliğiyle beraber e, ana bacaklarından biri olduğunu görüyoruz. Ki zaten diğer karakterler de bu düzeltme kontrol e, işte sınıfsallık üçgeni içerisinde devamlı hareket etmeleri durumu var. Ve herkes burada birinin e, nasıl diyeyim birinin bir eşyası oluyor aslında. Tek fark e, Jimmy ile Kim. E, Kim çünkü Jimmy ile Kim'in arasında bir ilişki var. Gerçek bir ilişki. İkisi yan yana. Hatta bazen Jimmy hatalar da yapıyor. Bak diyor işte ben seni kurtarabilirim, yardım ederim. Hayır işte Kim'i daha orada bir kadın olarak da durabileceğini kanıtlıyor. Ona üstünlük kurmak yerine eşit olduğunu hatırlatıyor. Bu da dizinin bence güzel detaylarından biri. İkisinin dışında yani bu ikisinin arasındaki cıvık bir aşk ilişkisi değil, bir kader ortaklığı gibi klişe bir şey değil ama bir ilişki var aralarında ve gerçekten yan yana bir ilişki. Burada cinsel paylaşım da oluyor, işsel paylaşım da oluyor, kavga da ediyorlar, mutlu da oluyorlar, beraber vicdanlarını rahatlatacak intikamlar da alıyorlar, dolandırıcıları dolandırıyorlar gibi bir durum var. Ama diğer ilişkilere döndüğümüzde işte Chuck'la Jimmy, Howard'la Jimmy, Howard'la diğerleri, eee Gas fringe ve Mike ilişkisi, Nacho ve karte ilişkisi, Nacho ve Gas fringe ilişkisi. Bütün bunlar aslında tamamen birinin eşyası, birinin parçası olmakla ilgili. Çünkü Amerika'da özellikle bu anlatan hikayenin içerisinde daha fazla para kazanmak ya da işte bazı okumak bile yani bakın işte sağlık hizmeti okumak, adalet dedik. Adalet zaten en temeli. Okumak bile saçma sapan pahalı. Bir ok iyi bir okula gitmek saçma sapan pahalı, iyi bir sağlık hizmeti almak saçma sapan pahalı ve bunları zengin olmadan yapabilmeniz gerçekten çok zor. Ee, ya da işte iyi iş sahibi olacaksınız, o sınıfın sistemin düzeninde böyle yaşayacaksınız da sigortanız da işte bir yere kadar karşılayacaktı vesaire vesaire anca öyle kurtulabiliyorsunuz. Ama işte Mike mesela burada e, sınır aşıyor. Yani oğlundan dolayı oğlu işte bir polis, e, oğlunu kaybetmiş kendi hatasından dolayı ki... ...yine burada güzel bir parantez açıyor dizi. Oğlu da aslında bir dört Cup olmamak için hayatından oluyor. Yine bu da Amerikan filmlerinden çok gördüğümüz bir şeydir yani. E, dört kap böyle işte uyuşturucu parası alır, rüşvet alır. Devam böyle pis işe bulaşır. Bulaşmazsa da dışlanır. Hatta öldürülmeye kadar gider. Hatta böyle muhbirlik falan yaparsa, şikayet ederse zaten öldürülme ihtimali çok yüksek olduğu dönemler bunlar. 2000'lerin başında geçiyor bu arada dizi. Ee, ki bunu 60'lar 70'ler daha da kötü. Yani şimdi belki daha iyidir o kadarını bilemiyorum. Ama dizinin anlattığı dönem kötü. İşte bunun pişmanlığıyla Mike da sınırı aşıp kendisi kendi hayatta kalmaya çalışırken sakin bir şekilde böyle e, adaletle dışarısı arasında bir kapı olmaya çalışırken yok. Bu işin geyiği ama ona şeye benzetmesi yapılıyor işte köprünün altındaki troll. Otoparkta çalışım. Sakin bir hayat sürüyor aslında adam. Ama bir noktada işte oğlunun pişmanlığından dolayı gelinine yardım etmesi, onun torununa yardım etme ihtiyacının doğmasıyla paraya ihtiyacı oluyor. Ve paraya ihtiyacı oldukça gaz yakınlaşıyor bir şekilde. Ve artık o e, geri dönemeyecek çizgiyi aşıyor. Ve burada da işte zaten... Jimmy ile bağlantılar oluşuyor vesaire vesaire. Ve işte bu noktada bu bağlantılar oluştuktan sonra çizgiler aşıldıktan sonra geri dönemez durumlar geçirdikten sonra ne oluyor? Elinizde olmayan sizi mutsuz edecek, vicdanınıza baskı yapacak yaşamak zorunda olduğunuz şeyler yaşıyorsunuz. Mesela bu Better Breaking Bad'de Hatırlayacaksınızdır meşhur bir tren e, soyma sahnesi vardı oradan. Sanırım kimyasal sıvı çalıyorlardı ve bunu bir çocuk görüyordu. Orada Jesse Plemons'un ki Jesse Plemons orada daha toy bir durumdaydı. Şimdi çok büyük önemli bir oyuncu oldu kendisi. Jesse Plemons'un karakteri çocuğu hiç e, düşünmeden çat diye çekip vuruyordu. belki Breaking Bad'in Better Call Saul en yakın, en güçlü sahnelerinden biriydi. E, yani elinizde olmayan şeylerin olmak zorunda olması bayağı üzücü bir sahneydi. Burada çok var o sahnelerden. İşte Mike de bunlara bulaşıyor. Bu yüzden çizgi geçtiği için kurtulamıyor. Jimmy böyle kararlar almak zorunda kalıyor. Nacho karakteri ...kartenin içinde bir karakter. O da işte babasını korumak için çok sert kararlar almak zorunda kalıyor. Dizi burada da yine dengeyi çok iyi kuruyor. Yani siz evet bu dünyaya girip hayatınızı değiştirebilirsiniz kurtarabilirsiniz ama bunun doğru olup olmadığının zararını çekecek de sizsiniz. Çünkü burada artık bir adalet yok, bir hukuk yok. Zaten işlemiyor, işletmek isteseniz paranız yok vesaire. Ha tabii paranızın olmadığı kısımda işte dizinin aslında fantastik tarafı de, de, demeyeyim ama fantastik tarafı değil de aslında dizinin dramatik tarafı ortaya çıkıyor. İşte Better Call Saul karakteri yaratılıyor. Kim karakteri artık zenginlerin dünyasından çıkıp bu ikinci şans arayan kötü yola düşmek üzerinde olan tırnak içerisinde karakterleri kurtarmaya adıyorlar kendilerini. Ha Jimmy biraz daha değişiyor dizi ilerledikçe ama kim burada en azından vicdanını rahatlatmak için %100 karanlık tarafa geçmiyor. Ta ki son sezona kadar. Bu arada son sezonu e, konuşmayacağım şu anda. Bitince bakarız ona. Belki ek bir video yaparız ya da bir canlı yayında konuşuruz. Ama son sezon iki, ilk iki bölüm muazzam başladı. Orada da kimin ne gideceğini biraz 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 anladık gibi. Şimdi bu üç ana bacaktan bahsettim. Ee, şimdi biraz daha tekrar bir başa döneceğim. Aslında e, Jimmy ile Chuck karakteri arasındaki birkaç şeyden bahsetmem lazım. Ben yani dizinin görsel anlatımı, e, diyalogsu anlatımından bahsetmiştim. Burada seçtiği konuların da hepsinin bir anlamı var. Tabi burada biraz anlamları yer yer ben yükleyeceğim. Bazen siz kapacaksınız. Bazen belki bir yönet, e, şey, yönetmenin, yapımcının röportajından çıkaracaksınız ama... Benim burada yüklediğim anlam, özellikle daha doğrusu anladığım kendi çapımda anladığım kısım, özellikle Çak karakterinin hastalığı ve bunun diziye katkısı. şimdi Çak karakterinin hastalığı tam böyle elektronik aletlere karşı, daha doğrusu elektrik, elektromanyetik alana karşı bir hassasiyet, bir alerji durumu. Ama anlıyoruz ki bu yalan. Yani bunun tamamen psikolojik olduğunu hastaneye yattığı bir bölümde. Anlıyoruz. Hatta Jimmy de bunu biliyor ama abisini üzmek istemiyor. Onun yanında olmak istiyor. Onu kendisini mutlu etmesini istiyor. Ne zaman ki aslında bunları isterken Jimmy güçlendiğini gösterdiğinde, Chuck düzelme belirtileri gösteriyor. Tekrar hayata katılıyor. Hemen olaylara müdahale etmeye çalışıyor. Bu çok ilginç bir konu ve Chuck bunları yaparken dizi bir şeye dikkat ediyor, özellikle dikkat ediyor. Chuck çok fazla elektronik alet kullanmıyor zaten. Yani hastalığından önce de evde böyle ışıklar sönük, böyle telefonuyla çok kurcalaşan biri değil. Hukukla uğraşsa da hukukun daha böyle diyalogsal kısmında, kağıt kalem kısmında zaten hukuk o kadar basit bir şey ki kağıtla kalemle ve konuşarak, okuyarak çözmeniz gereken, çözebileceğiniz tonlarca şey var. E, tabii ki artık daha kolay yani teknolojik olarak ama buna karşı çıkan, bunu kabullenmeyen, ...kabullenmemek bence buradaki ana şey... yani ...şimdi boomer dediğimiz kafa tam olarak... ...kabullenmeyen, bundan kaçan, uzak duran... ...onun e, hayatını değiştirdiğine inanan... ...paralelliği aslında Jimmy ile kuruyor... ...çünkü Jimmy ne zaman onun yanına gelse... ...aslında daha kötü hissediyor kendisini... ...Jimmy eve girinde devamlı diyor ki işte... E, ...kendini toprakladın mı, elektriği attın mı... ...ne bileyim işte e, tekrar gelip bir şeyler anlattığında... ...hemen geriliyor, sinirleniyor, kızıyor... Jimmy ona yardımcı olsa da işte o meşhur üzerine attığı e, diyor ya, elektromanyetik alanı engelleyen e, kumaşı işte ceketin içine giyiyor fikir veriyor hatta onun onun fikri olduğunu bile unutuyor. Kendi sahipleniyor vesaire aslında bu dizi burada işte bu görsel anlatımla aslında bu hikayesel tercihle acayip e, bir şekilde anlatmak istediği konuyu vurguluyor. İşte burada da en başta zaten söylediğim işte dizinin e, anlatım becerisine geliyoruz. İşte Better Call Saul'u biraz böyle e, okuyarak biraz daha böyle daha çok okuyarak demeyeyim de sahnenin anlamlarına kafa yorarak ya bu niye burada sorusuna cevap vererek izlediğinizde aşırı keyifli olan sizi gerçekten e, kendi hayatınızda bile para, paralellikler kurdurabilecek işte Türkiye paralellikler, paralellikler ile ilgili paralellikler kurdurabilecek dünya ile Avrupa ile ilgili paralellikler kurdurabilecek Kesinlikle çok güçlü bir dizi. Zaten dizinin en mükemmel olduğu anlardan biri de e, kendi okumasını yaptığı anlar. Ne demek bu kendi okuması? Kendi içinde aldığı kararları, anlattığı şeyleri her zaman tamamlıyor. Onları bazen tekrardan yüz üstüne yüz e, su üstüne çıkartıyor. Tekrar eleştiriyor ya da sizin eleştirmeniz için fırsat veriyor. İşte karakterlerin buradaki dönüşümü ve bıraktıkları izler çok önemli demiştim. İşte bir Cattleman ailesi var. Bunlar altın sezonda geri geliyorlar. Bunların hikayesi devam ediyor. İşte e, kurumsal dünyadan burs almaya çalışan e, Beth Seed sanırım karakterin adı. Yanılıyor olabilirim. O karakterin genç bir kızın yaptığı bir hatadan dolayı burs alamaması ve aslında hukuk okumak isterken bunu yapamamasının zenginler tarafından nasıl bakıldı. Yani bir kere alt sınıfa düşerseniz yukarıya çıkmanız zordur. Söylemini unutmuyor. İşte Babino karakteri var. Jimmy'nin yanında çalışan onun e, aslında ee, istemeden yaptığı bir hatadan nasıl cezalandırılmak zorunda kaldı daha sonra cezalandırmak istendiği ve oradan e, tamamen toplumun istediği gibi ahlaklı, mutlu güzel bir kişi olarak kurtulabileceğini e, kanıtlıyor dizi. Ya yani böyle birçok örnek verebilirim. Ve bu her karakterin aslında bu e, Lalo'nun ki biraz da işte o tarafa da geleceğim en sonunda. Lalo karakterinin Jimmy'e e, dediği gibi sen bir nobody'sin yani sen hiç kimsesin. Senin kimse yüzüne bakmaz denen bütün karakterlerin aslında bakın bunların hikayeleri var. Bunların hayatta yerleri var. Bunların hayattaki yerlerini siz alıyorsunuz. Hatalar yapabiliyorlar bu insan ama bu hataların nedenleri var. Aileleri geçmişleri ekonomi siyasi yönetim mahalle baskısı ne dersiniz? Biz bir ton neden para ihtiyacı işte naço karakteri gibi ya da güç ihtiyacı bunların hepsine hepsine değiniyor hiçbir karakteri unutmuyor Better Call Saul hatta Lalo bile artık hani bu dizide net bir kötü var mı var? Evet yani Carter gerçekten hani burada dizi hiç tatava yapmıyor orada bir romantikliğe girmiyor. Gaz üzerinden bile girmiyor. Yani gazın aslında nasıl güçle bulandığını zaten biz bulanıp böyle saçma sapan işler yaptığını Breaking Bad'de görmüştük. Hani bugün gasa bakıp da evet ya ben bu adam olmak isterim diyen varsa zaten o çok sağlıklı biri değildir. Bu karakterlerin çünkü artık ölümüne kadar giden e, silsilerini görüyoruz. Burada da romantiklik yapmıyorlar. Kesinlikle kartel üzerinden. Bu insanlar kötüdür. Bu insanlar hatta köküne kadar kötüdür yani ve gerçekten mesela Lalo karakteri bir Tarantino filmi karakteri gibi öyle yani sertliği de bunu destekleyecek şekilde bir karakter ki onların da hikayesi son sezonda çok acayip bir şekilde tamamlanacak. Yani orada çok ilginç şeyler bekliyorum Lalo karakteri belki birinin gerçekten ölümüne neden olacak, Nacho babasını kaçırabilecek mi? Ben kimin bir şekilde işte... Ha bu arada şundan da bahsetmem lazım. Better Call Saul'un her sezonun başında... ...gelecekten bir sahne görüyoruz. Yani Breaking Bad sonrasından... ...Jimmy McGill'in isim değiştirdiğini... ...bir tane böyle donatçıda çalıştığını... ...bancıda çalıştığını orada işte bir şekilde... ...hayatını gizli bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Orada başka olaylar geliyor başına. Ve son sezonda da meşhur Breaking Bad'de yine gördüğümüz e, Geceden çıkış sahnesi. Süpürgeciyi arıyorsunuz diyorsunuz ki ben yeni bir süpürge alacağım. Tamam kardeşim süpürgen hazır biz seni çıkarıyoruz deyip sana yeni bir hayat yaratan bir e, abimiz var. Bu abiyi de gördük. Şimdi bunu görmemizin bir nedeni olmalı diye düşününce ben özellikle son sezonda bir karakterin çıkıp kaçacağını düşünüyorum. Bunu da bence kim olacak? Ya da Nacho, Nacho ya da Nacho'nun babası olabilir. Bu da bir e, tercihlerden biri olabilir dizi yapımcıları tarafından. Bir önemli karakterin öleceğini yine düşünüyorum. Son olarak da e, aslında bunu Umur'la bu arada Umur'un Umur kanalında çok güzel canlı yayında konuştuk Umur Tezer'in. Onu da linkini aşağıya bırakırım orada da izleyebilirsiniz. Onunla konuşurken ortaya çıkan acaba Jimmy e, tekrar ortaya mı çıkacak? Yani aslında şu, bu e, fikir şu açıdan çok güzel geliyor bana. Yani kendisinin aslında yine bu sahneleri izlerken e, DVD çalan bir çocuğa "Hayır avukat tut kendini savun." diye bağırdığı bir sahne vardı. Orada aslında bu e, o yardımcı olma kendi içinde unutamadığı avukatlığı tekrar vurguluyordu. Bunu yapıp son bir kez daha "Ya ben tamam suç işlendi falan ama ben bunu çıkacağım, savunacağım. Cezası size, cezası." Ya bunu düşüreceğim ya kazanacağım. Kazanma ihtimali yok tabi ama e, ya da belki de bu öyle bir savunma yapacağım ki ben buradan kendimi e, olabildiğince düşük zararla kurtaracağım gibi bir kavgaya sokabilir. Bu çok güzel olur. E, bu kavgayı görmek isterim ama son sezonda buna bir vakit olur mu bilmiyorum. Bunu sonradan yaparlar mı bilmiyorum. Acaba belki 7. sezonun 6. sezon bir kısmında flash forward da buna girerler mi bilmiyorum ama olsa çok güzel olurdu. Düşük bir ihtimal de olsa. Bu fikri sevdim. Hatta 6. sezonun başından da ufak bir spoiler vereyim. E, spoiler değil aslında da, Jimmy'nin daha doğrusu Better Call Saul'daki Saul Goodman karakterinin pardon Breaking Bad'deki Saul Goodman karakterinin o inanılmaz cafcaflı evinin e, memurlar tarafından boşaltılmasını görüyoruz. Yani tam olarak Breaking Bad'in bittiği noktayı gösteriyorlar ve renkli oluyor bütün sahneler. Belki o arada yaşanan bir süreç olabilir ya da başka bir süreç olabilir. Bunu görebiliriz. Bakalım merak ediyorum. Altın sezon teorilerle ilgili dediğim gibi Umur Tezer'in kanalında çok güzel video yaptık. Onun linkini atacağım. Bakabilirsiniz. Yine bu diziyi merak ediyorsanız bu videonun ilk bölümünü izleyenler zaten merak edenler izlemeye gittiler. Buraya kalmadılar izleyip sevenler ya da ya izledim ama çok mutlu değildim ne anlatıyorum bunlar diyenler de buraya kadar izlediyse teşekkür ediyorum. Hatta kapatmadan unutmayacağım dedim. 2010'larda en sevdiğim iki dizinin yanına Breaking Bad'in pardon Better Call Saul'u yazabilirim demiştim. Yazabilirim. Diğer iki diziyi ama söylemem lazım. Fleabag ve Ted Lasso bence. Onları da zaten kanalda konuştum. Yine onların linkini kanalda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Better Call Saul'un 6. sezonu bittiğinde... ...bir canlı yayında konuşuruz gibi hissediyorum. Ee, ha bu arada şunu da söyleyeyim. Sezon 2 e, parti halinde yayınlanacak. İlk parti 23 Mayıs'ta bitiyor 7. bölümde. İkinci parti 11 e, Temmuz'da başlıyor. E, 13 bölüm olacağı gözüküyor bu bölümün, bu sezonun. Normalde 10 bölüm oluyor... Bilmiyorum IMDB'de bir hata da olabilir. Eğer yoksa 13 bölüm olacaksa ki detayına bakmadım. Belki de demin bahsettiğimiz teori işleyebilir. Kendinize iyi bakın. Better Call Saul'a bence bir şans verin. Pişman olmayacaksınız. Görüşürüz.